Türkiye Büyük Millet Meclisi oturumunda Gazi Meclis tanımına geçin bu ayakları sözleriyle tartışılan Kılıçdaroğlu'na tepkiler sürüyor. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik basın toplantısı düzenledi, gündeme ilişkin konularda açıklamalarda bulundu. Kendisi birçok kere işte demokrasiden, demokratik üsluptan, diğer konulardan bahsediyor. Esasında mecliste yaptığı konuşmada Yüce Meclis'in iradesine son derece saygısız olduğu, Yüce Meclis'in milletvekillerine onlara hitap ettiği için kullandığı ifadeler, sürekli olarak meclisin daha da güçlenmesi gerektiğinden bahseden muhalefetin zihnini göstermesi açısından son derece ibretlik olmuştur. Hele Yüce Meclis'in gazi meclis olması konusundaki yaklaşımla ilgili olarak ortaya koyduğu polemiğin hiçbir şekilde affedilir bir tarafı yoktur. Milletvekillerimize dönüp, sizin nasıl milletvekili seçildiğinizi biliyoruz diyor. Evet, bütün Türkiye biliyor, bütün dünya biliyor. Hür ve demokratik seçimlere girdiler, milletin oyunu aldılar ve milletvekili oldular. Bu kadar açık ve net. Ama kendisinin nasıl genel başkan olduğu konusu halen Türk siyasi hayatının en gizemli, en spekülatif konularından biri olmasına rağmen başkalarının seçimi hakkında bu derece konuşması tam bir basiretsizliktir. Haddini aşmaktır. Bizim milletvekillerimiz meclisin diğer milletvekilleri gibi hür ve demokratik seçimlere girdiler. Bütün Türkiye'nin gözünün önünde, bütün dünyanın gözünün önünde demokratik bir yarış neticesinde milletvekili oldular. Bunun tartışmaya açılması Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın kendi oturduğu koltuğun meşruiyetini tartışmaya açması anlamına gelir. Ayrıca milletin iradesiyle seçilen milletvekillerine dönük olarak bu üslubun kullanılması millet iradesiyle kavga etmekten başka bir şey değildir. Ki bunu Kılıçdaroğlu ve yönetimi bir varoluş haline getirmiştir. Varoluş meselesi haline getirmiştir. Yine Cumhurbaşkanımızla ilgili olarak bu ifadeleri kullanırken unutmaması gereken bir şey var. Bütün dünyada diktatörlerin bir özelliği vardır. Diktatörler halktan korkarlar, tankın, topun, tüfeğin arkasına saklanırlar. 15 Temmuz gecesi milletimizle beraber öldürülme tehdidi altındayken o tehlikeyi göze alarak Sayın Cumhurbaşkanımıza sizi güvenli bir yere götürelim demelerine rağmen onu reddederek geldi. Sayın Cumhurbaşkanımız İstanbul Havalimanı'na indi. Milli iradeye, demokratik iradeye sahip çıktı. Ve kendisini öldürmek isteyen tanklar, savaş uçaklarının içinden geçerek buraya yaptı. 15 Temmuz gecesi ise Kılıçdaroğlu tankların yol vermesiyle gidip televizyon başında Türkiye'nin demokratik düzenini, anayasal düzenini lağvetmek isteyen darbe girişimini seyretti.